İstanbul Hatıralar ve Şehir Bölüm 21 Zenginler 1960'lı yılların ortalarında her pazar günü annem akşam gazetesi alırdı. Eve her gün giren gazetelerden değildi akşam. Bu yüzden her pazar sabahı gazete bayine özel olarak gitmek gerekir. Babam da annemin gazeteyi "Duydunuz mu?" başlıklı Gülperi Takma adlı birinin kaleme aldığı sosyete dedikoduları için aldırdığını bildiğinden her seferinde şaka olsun diye bunu mesele haline getirirdi. Babamın şaka ve iğnelemelerinden sosyete dedikodularını merak etmenin iki nedenden insani bir zaaf olduğunu sezerdim. Birincisi, bu dedikoduları Takma adla yazan gazeteciler çoğu zaman bizim de aralarında bulunduğumuz ya da bulunduğumuzu hala düşünmek istediğimiz zenginleri kıskançlıkla iğneleyip pek çok yalan kıvırdıkları için. İkincisi ise ne kadar yalan olursa olsun sosyete dedikodusu sütununa düşecek kadar beceriksiz olan zenginlerin hayatında zaten pek de gıpta edilecek bir şey olmaması gerektiği için. Ama gene de annemle babam dedikoduları okur ve ciddiye alırlardı. Feyziye madenciye geçmiş olsun. Bebekteki evine hırsız girmiş. Ama ne çaldığı belli değil. Bilmece gibi bir hırsızlık. Polis çözebilecek mi bakalım? Aysel Madra bademcik ameliyatından ötürü denize girememişti geçen yaz. Bu yaz Kuruçeşme adasında mutlu ama biraz da sinirliydi. Sebebini sormayın. Muazzez İpar Roma'ya gitti. İstanbul sosyetesinin bu zarif kadını. Hiçbir yolculukta bu kadar neşeli değildi. Neden acaba? Yanındaki beyefendi sayesinde mi diye soruyorlar. Yaz aylarını Büyükada'da geçiren Semiramis Sarıay, Capri'deki evine dönüyor artık. Oradan da verelini Paris. Orada birkaç resim sergisi açacak. Heykel sergisi ne zaman? İstanbul sosyetesine nazar değdi. Bu köşede adları çok geçen kişiler bir bir hastalanıp ameliyat oluyor. En son geçenlerde Çamlıca'da rahmetli Ruşen Eşref'in evindeki mehtap partisinde çok neşeli gördüğümüz Harika Gürsoy'da. Aa, harika da bademcik ameliyatı olmuş derdi mesela daha sonra annem. O önce yüzündeki et benlerini aldırsın derdi babam acımasızlıkla ama konuyu fazla önemsemeden. Bu konuşmalardan gazetedeki Takma adlı dedikoducunun adlarınız bazen vererek bazen vermeden ima ettiği bazı sosyetiklerin bizim tanıdıklarımız olduğu sonucunu çıkarır. Annemin bizden daha zengin oldukları kesin olan bu kişilerin yaşadığı hayatı gene de gıpta ettiğini sezerdim. Annemin bu insanların zenginliklerine itirazı gazetelere düşmüşler. Sözüyle ortaya çıkardı bazen. Düşme. Kelimesinden de anlaşılacağı gibi bu sözde bol bol yalan haber yazan İstanbul gazetelerine bir güvensizlik kadar zengin olan kişinin öyle pek ortalıklarda görünmemesine ilişkin kuvvetli bir İstanbullu inancı da vardı. Zenginlerin kendilerini, zenginliklerini, varsa eğer güçlerini gizlemeleri gerektiğini, yalnız annemin değil, çocukluğum ve ilk gençliğim sırasında daha pek çok İstanbul zenginin ima ettiğini, daha seyrek olarak da açıkça ifade ettiğini hatırlıyorum. Eski İstanbul zenginlerinin bu ayırt edici özelliği gururlanılması gereken bir alçak gönüllülük adabının ya da protestanlık gibi. Bir çalışma, bir biriktirme ahlakının sonucu değildi hiç. Yalnızca devlet korkusundan kaynaklanıyordu. Osmanlı padişahları ve devleti yüzyıllar boyunca İstanbul'da aşırı zenginleşen her kişiyi bunlar çoğu zaman siyasi güç sahibi paşalardı. Kendilerine bir tehdit olarak görmüşler ve bir bahaneyle canına kıyıp mallarını müsaade etmişlerdi. Osmanlı'nın son yüzyıllarında devlete borç verecek kadar güçlenen Yahudiler ve küçük ticaret ve zanaatkarlıkla sivrilen Ermeniler ile Rumlar ise İkinci Dünya Savaşı sırasında getirilen varlık vergisiyle acımasızca ellerinden alınan mallarının ve fabrikalarının ve 1955'teki 6-7 Eylül olaylarıyla vahşice yağmalanan dükkanların hatıralarıyla tabii ki huzursuzdurlar. Bu yüzden taşradan İstanbul'a gelen büyük toprak sahipleri ya da ikinci kuşak taşralı sanayi zenginleri mallarını mülklerini teşhir etme, servetleriyle övünme konusunda İstanbullu zenginlerden daha cesurlardı.
Tabii onların bu rahatlığı devlet korkusuyla pusmuş ya da bizim gibi zenginliklerini beceriksizlikleri yüzünden bir kuşaktan fazla sürdürememiş İstanbullu ailelerce sonradan görme bulunur, alayla karşılanırdı. Türkiye'nin ikinci en büyük zengin ailesinin başı Adana'dan İstanbul'a gelip yerleşmiş olan ikinci kuşak zengin Sakıp Sabancı. İstanbullu zenginlerce sonradan görme bulunarak küçümsenen bu rahatlığı tuhaf görünüşünün de yardımıyla huzursuz edici bir acayiplik düzeyine çıkarması yüzünden herkesin gülüp arkasından alay ettiği ama reklam kesilir korkusuyla bunu gazetelere yazamadığı bir kişidir. Ama servetini teşhir etme konusundaki taşralı cesareti sayesinde de 1990'dan sonra tıpkı New York'taki Frick gibi kendi evinde İstanbul'un en iyi özel müzesini o kurabilmiştir. İstanbul'da zenginlerin benim çocukluğumda servetlerini duvarlar, kapılar arasına saklayıp hiç göstermemelerinin ne bir koleksiyon yapıp ne de herhangi bir müze açmalarının bir başka nedeni de zenginliklerinin şaibeli bulunacağı haklı korkusuydu. Devlet ve bürokrasi üretim yapılan her yere iştahla burnunu soktuğu ve siyasetçilerle işbirliği yapmadan büyük zengin olmak imkansız olduğu için herkes en iyi niyetli zenginin bile geçmişinde karanlık yerler, lekeler olduğunu tahmin edebilir. Dedemden kalan paralar bittikten sonra babam yıllarca yanında çalışmak zorunda kaldığı Vehbi Koç'un yalnızca taşralı aksanıyla ya da babası kadar zeki bulmadığı oğlunun kavrama eksiklikleriyle neşeyle alay etmez. Öfke anlarında servetinin arkasında İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kuyruklar ve kıtlıklar olduğunu anlatırdı. Çocukluğumu ve gençliğimi İstanbul'da zenginleri yaratıcılıkları ya da ticari buluşları yüzünden para kazanmış ve aynı mantıkla da kazanmaya devam eden özgüvenli kişiler olmaktan çok, geçmiş bir zamanda bir fırsatı devlet ve bürokrasiyle olan rüşvet ilişkisinin de yardımıyla iyi değerlendirerek bir anda zengin olmuş ve hayatlarının geri kalanında bu zenginliği gizlemeye, 1990'lardan sonra bu korku azaldı. Korumaya ve en çok da haklı çıkarmaya çalışan kişiler görünümündeydiler. Zenginliklerin arkasında fikri bir faaliyet olmadığı için bu kişilerin kitaplarla, okumakla ya da ne bileyim satranç oynama gibi şeylerle de fazla ilgileri yoktu. İnsanın okuyup iyi bir eğitim alarak devlette yükselip zengin bir paşa olabileceği Osmanlı dönemi ve onun tasavvuf kültürü kapatılan tekkeleri ve artık okunmayan kitaplarıyla Cumhuriyet'ten sonra bir kenara itilmiş alfabe devrimiyle yerini kendiliğinden Avrupa kültürüne bırakacağı sanılan bu ince kültür unutulmaya bırakılmıştı. Devletten haklı olarak korkan, kazançlarını çoğunlukla kendinden sonraki kuşaklara taşıyamayan aşırı ürkek ve fikir meşruiyet kazandırmak ve kendilerini iyi hissettirmek için yapabildikleri tek şey kendilerini olduklarından daha fazla Avrupalı göstermekti. Avrupa'dan paralarıyla alabilecekleri kıyafetleri, eşyaları ve Batı teknolojisinin en son buluşlarını portakal sıkma makinesinden elektrikli tıraş makinesine kadar bu amaç için kullanır, birbirlerine gösterir, mutlu olurlardı. Yıllarca İstanbul'da yaşamış, bir iş kurarak zenginleşmiş kimi ailelerin devletle kanunlarla da artık bir dertleri, korkuları olmamasına rağmen bir gün tıpkı halamın çok yakını, ünlü bir köşe yazarı ve gazete sahibinin yaptığı gibi işlerini, evlerini, mallarını, mülklerini satıp Londra'nın sıradan bir semtinde karşı apartman duvarına ve çok daha iyi anlayamadıkları İngiliz televizyonuna bakarak yaşamayı, İstanbul'da Boğaz'a bakarak yaşamaktan daha çekici bulmaları, batılı gibi gözükmeye çalışmanın alabileceği tuhaf boyutları iyi bir örnektir belki. Başka bir örnek de bir zamanlar Rus aristokratlarının yaptığı gibi Avrupa'dan çocuklara dil öğretisini getirmek ve Anna Karenina'nın olduğu gibi ve pek çok tanıdık ailenin başına geldiği gibi evin beyefendisinin bu dadıyla bir kaçamak yaşamasıydı. Osmanlı Devleti'nde kan aristokrasisi olmaması, Cumhuriyet döneminde İstanbul zenginleri kendilerini en hakiki bir başka özel gösterme konusunda zorlamıştı. Çünkü Osmanlı kültüründen kalan ve çoğu yalılarla birlikte yanan bütün o eski eşyaların antik olarak zenginlerce sahiplenebilmesi için ta 1980'lere gelinmesi,
Osmanlı kültürünün simgelerini biriktirmekle batılılaşmanın çelişmediğinin anlaşılması gerekti. Bizim de bir zamanlar zengin olmamızın, hatta hala öyle görülüyor olmamızın yanında İstanbullu zenginlerin huyları, alışkanlıkları ve en çok da nasıl zengin oldukları, ben en çok Birinci Dünya Savaşı sırasında bir gemi dolusu şeker getirerek bir gecede zengin olan ve hayatının sonuna kadar o fırsatın tadını çıkaran zenginin hikayesini severdim. Evde gülümsenerek ve keyifle anlatılan bütün bu hikayeler benim bazıları gibi zenginleri esrarlı bulmamı engellerdi. Belki ama parayla ne yapacağını tam bilememenin verdiği geçicilik ve boşluk duygusu, ruhsuzluk ve kültürsüzlük, onları zaman zaman çok özel kıldığı için de kimisi uzak akraba, kimisi tanıdık ya da babamın ya da annemin çocukluk gençlik arkadaşı, kimisi de bizim gibi Nişantaşlı ya da duydunuz mu? Sütununda bir takma isim olan bu İstanbul zenginlerle karşılaştığımda gene de hayatlarını merak ederdim. Osmanlı'nın son döneminde vezirlik yapan paşa babasından kalan pek çok mal mülk iyi rant getirdiği için hayatı boyunca çalışmasına hiç gerek olmadığını, bu o zamanlar İstanbul'da bir kişinin zengin olduğunun kanıtıydı. Övünerek mi, kederle mi, söylediğini çıkaramadığım şık bir amca, babamın bir gençlik arkadaşı vardı mesela. Günün çoğunu hiçbir şey yapmadan ya da gazete okuyup Nişantaşı'ndaki apartman dairesinin penceresinden sokakta geçenleri seyrederek geçirdikten sonra Paris'ten ya da Milano'dan aldığı en şık kıyafetlerini öğleden sonra ağır ağır giyer, sakalını tıraş edip bıyığını özenle tarar ve günün tek işi olarak Hilton Oteli'nin lobisinde ve pastanesine çay içip 2 saat oturmaya giderdi. "Bir tek orada kendimi Avrupa'da hissediyorum çünkü," demişti. Bir keresinde babama çok özel bir sır verir gibi kaşlarını çatarak ve büyük bir ruhsal acısı için anlayış dilenen kederli bir ifade takınarak aynı kuşaktan bu sefer annemin arkadaşı olan ve kendisi aslında maymuna çok benzemesine rağmen herkese maymun nasılsın dediği için abimle taklidini yaptığımız çok zengin ve aşırı şişman bir kadın. Bütün hayatını kendisine evlilik teklif eden erkekleri yeterince Avrupai ve ince olmadıkları için reddederek ve yeterince güzel olmadığı için kendisiyle asla evlenmeyecek kibar ve zengin erkeklere aşık olarak geçirdikten sonra 50'sine yaklaşırken çok centilmen, çok kibar olduğunu söylediği 30 yaşlarındaki bir polisle evlenmiş. Kısa sürede bu evliliğin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra da hayatının geri kalanını kendi sınıfından genç kızlara kendileri gibi zengin bir koca bulmaları gerektiğini anlatmaya adamıştı. Son kuşak batılılaşmacı Osmanlı zenginlerinin paşalarının soyundan geldikleri için hem geleneksel kültürle hem de batı kültürüyle az çok haşır neşir olan bu insanların babalarından, ailelerinden kalan mülkleri sermaye çevirememelerinin zenginliklerini İstanbul'un hızla büyümekte olan vahşi ticari ve sanayi sermayesinin bir parçası yapamamalarının nedeni bu eski insanların acımasız bir kazıklama ve aldatma alışkanlığıyla aynı derecede hakiki ve içten bir arkadaşlık ve cemaat kültürü paylaşan kaba kaba tüccarlarla birlikte değil, üretim ve ticaret yapmak, bir masaya oturup çay bile içemeyeceklerini bilmeleriydi. Mallarını korusun, kira gelirlerini toplasın diye tuttukları avukatlarca da kazıklandıklarının çoğu zaman farkında olmayan bu en eski zenginlerin konaklarına ya da Boğaz'daki yalılarına misafirliğe gittiğinizde çoğunun kedileri ve köpekleri insanları tercih ettiğini çok iyi bildiğim için bana gösterdikleri özel sevgiye değer verirdim. Her biri daha sonraki yıllarda eğer yanıp kül olmamışsa satıldığında çok büyük servet edecek bu Boğaz yalılarında ve 10-15 yıl sonra antikacı Rafi Portakal'ın dükkanını dolduracak rahleler, divanlar, sedef kakmalı masalar, yağlı boya tablolar, hat levhaları, eski tüfekler,
Dededen kalma tarihi kılıçlar, nişanlar, dev saatler ve başka pek çok eski eşya arasında yaşayan bu insanların ayrıca yalı ve eşyaları dışındaki pek çok mal ve mülklerine rağmen bir çeşit aciz, fakir hayatı sürdüklerini görmek hoşuma giderdi. Hepsinin kafasında yalı, konak dışındaki gerçeklikle ilişkilerinin sorunlu olduğunu gösteren takıntılar vardı. Bastonla yürüyen, kemikli bir sıska dede görünümündeki bir tanesi babamı bir kenara çekip önce saat, sonra silah koleksiyonunu çıplak kadın resmi gösterir gibi esrarengiz bir havayla gösterirdi. Yaşlı bir hala, 5 yıl önce geldiğimizde de çok tehlikeli olan küçük bir duvar yıkıntısının çevresinden nasıl dönüp kayıkhaneye ineceğimizi aynı kelimelerle bir daha anlatır. Bir başkası, hizmetçiler duymasın diye fısıltıyla konuşur. Biri, daha sonra annemi kafaya takacağı şeyi bir kere daha kabaca sorup babamın babasının nereli olduğunu araştırırdı. Yavaş yavaş evlerini, misafirlerini müze gezdirir gibi gezdirme alışkanlığı edinen şişman eniştelerden biri de gazetede 7 yıl önce okuduğu bir küçük rüşvet ve rezalet hikayesini daha bu sabahın Hürriyetinde okumuş da şehri saran utanmazlığın boyutundan hayrete düşüyormuş gibi her gelişimizde tekrarlardı. Bütün bu hikayelerin hal hatır sormanın ve misafirliğin ortasında bir yerde annem yanlış bir şey yapıyor muyuz diye bizi hala gözünün ucuyla denetlerken ben, bizlerin bu zenginler için onların göstermeye çalıştıkları gibi öyle önemli birileri olmadığımız sonucunu çıkarır. Bir an evvel bu yalıdan ya da konaktan eve dönmek isterdim. Birisinin babamın adını yanlış söylemesinden ya da dedemi taşralı bir çiftçi sanmasından ya da içine çekilmiş pek çok eski zenginde gördüğüm gibi günlük hayatının sıradan ve bayağı bir ayrıntısındaki küçük bir kusurun, kesme şeker yerine toz şeker gelmesi, hizmetçi kızın yanlış renkte bir çorap giymesi ya da bir surat teknesinin yalıya çok yakın geçmesi gibi. Öfke ve saplantının da yardımıyla abartılıp bizleri unutturan çok önemli ve hiç bitmeyen bir konu haline gelmesinden hissederdim. Hissederdim bu eşitsizliği. Zaten oğulları, torunları ya da o sırada evde benim yaşıtım olan ve arkadaşlık etmem beklenen kim varsa o da ya mahalle kahvesinde balıkçılarla kavga edecek ya şehirdeki Fransız okullarından birinde papazlardan birini dövecek ya da yıllar sonra İsviçre'de bir tımarhaneye kapatılmazsa eğer birkaç yıl sonra intihar edecek kadar zor biriydi. Kendi mallarına, mülklerine, öfkelerine ve takıntılarına bağlılıkları, tıpkı pamuk apartmanındaki benim ailem gibi, birbirleriyle mahkemelik olacak kadar kuvvetli olduğu için bu insanlarla bizimkiler arasında bir benzerlik de bulurdum. Aynı büyük konakta yıllardır yaşadıkları halde, mamlık kavgaları yüzünden birbirlerini dava eden, sonra da tıpkı babam, amcam, halamlar gibi hep birlikte gülüşerek akşam yemeği yiyen bu insanlar arasında bazen de küskünlüklerini aşırı ciddiye alıp aynı konakta yaşamalarına rağmen yıllarca birbirleriyle hiçbir şey konuşmayanları ya da birbirlerini görmeyi bile tahammül edemedikleri için boğaza uzanan manzaralı, yüksek tavanlı, cumbalı en büyük odasından başlayarak bütün yalıyı berbat bir alçı duvarla kabaca ikiye bölenleri, birbirlerini görmez ama öksürükten ayak sesine bütün gün birbirlerinin gürültüsünü dinlerlerdi ve harem senin müştimalat benim diye bölüştükleri yalıda kendi rahatlarıyla değil ama nefret ettikleri en yakın akrabalara verebilecekleri rahatsızlıklarla mutlu olabildikleri için. Birbirlerinin bahçe kapısına açılan yollarını çeşitli hukuki hilelerle kapatanları da bilirim. Daha sonraki kuşakta da benzer aile içi mülk kavgalarının sürdüğünü görmek bana bu çeşit aile içi nefretin bir İstanbul zengini özelliği olduğunu düşündürürdü. Cumhuriyet'in ilk döneminde dedem gibi zengin olup Nişantaşı'na bizim Teşvikiye Caddesi'nin çok da uzak olmayan bir köşesine yerleşen zengin bir ailenin çocukları. Babalarının bir Abdülhamit Paşa'sından aldığı arsayı ikiye bölmüşler. Önce ilk kardeş arsanın bir yarısına, belediye kurallarına uygun ve bu yüzden de kaldırıma taşmayan içerlik bir apartman yaptırmış. Birkaç yıl sonra diğer kardeş de arsanın kendi yarısına bitişik nizam ama 3 metre öne çıkan bir apartman yaptırmış ve küçük kardeşin manzarasını bile bile kesmiş.
Bunun üzerine ilk kardeş bütün Nişantaşı'nın bildiği gibi sırf ötekinin yan pencerelerinin manzarasını kesmek için 5 katlı bir apartman yüksekliğinde bir duvar inşa ettirmişti. İstanbul'a taşradan gelip yerleşen aileler şehirde tutunmak için dayanışıp birbirlerine destek olduklarından bu aile içi kavgalar yeni İstanbullular arasında az çıkar. 1960'tan sonra şehrin nüfusu katlanarak artıp arsa fiyatları hızla yükselince birkaç kuşaktan beri İstanbul'da yaşayan ve şehirde bir miktar arazi edinmeyi başarmış herkesi birden gökten düşer gibi inen bu paralar şaşırttı. Bu insanların eski İstanbul'u zengin olduklarını kanıtlamak için yapacakları ilk iş tabii ki mal mülk bölüşümü için birbirleriyle kavga etmekti. Bakırköy'ün arkalarındaki Kıraç dağların, tepelerin sahibiyken birden şehrin genişlemesiyle inanılmayacak kadar zenginleşen iki kardeşten küçüğü 1960'ların başına tabancasını çekip ağabeyini belki de bu amaçla buldu. Dikkatle okuduğum gazeteler, kardeş cinayetinin arkasında ağabeyin küçük kardeşin karısına aşkı olduğunu da ima ediyordu. Ağabeyini öldüren katilin yeşil gözlü oğlu, Şişli Terakki Lisesi İlkokulu'nda sınıf arkadaşım olduğu için beni çok sarsan bu zengin cinayetiyle yakından ilgilendim. Gazetelerin birinci sayfaları tadını çıkara çıkara mal ve kadın kavgasının ayrıntılarını yazarken, katilin beyaz tenli kırmızı saçlı oğlu her zaman giydiği Bavyera köylüsü ceketi ve kısa pantolonuyla sınıfa girer, elinde mendil bütün gün sessizce ağlardı. Sonraki 40 yılda ne zaman Bavyera kıyafetli sınıf arkadaşının soyadını taşıyan ve 250 bin kişinin yaşadığı İstanbul'un o bölgesinden geçsem ya da artık küçük bir şehir olan mahallenin bütün İstanbul'un bildiği adını işitsem, ciddiyetle ama gösterişsiz bir şekilde sürekli ağlayan arkadaşımın kıpkırmızı gözlerini hatırlarım. Aile içi anlaşmazlıkları bizimkiler gibi devlet mahkemelerinde değil de daha gerçekçi bir tutumla silahla çözmeyi bir de hepsi Karadenizli olan armatör ailelere iş edinmişti. Çoğu takacılıkla işe giren, devletten alınacak taşıma ihaleleri yüzünden birbirleriyle rekabete başlayan ve serbest rekabet gibi bir batı buluşunu değil, kurdukları çetelerle birbirlerini yıldırmayı seven ve vurup öldürmekten zaman zaman yoruldukça, tıpkı ortaçağ prensleri gibi birbirlerine kız verip evlenerek çok daha uzun sürmeyen barış dönemleri yaşayan, daha sonra tekrar birbirlerini vurmaya başlayınca en çok da artık her iki taraflı akraba gelin kızlarını üzen ama şakacılıklarını hiçbir zaman kaybetmeyen bu insanlar, takacılıktan mavnacılığa, oradan küçük şilepler işletmeye, kızlarını Cumhurbaşkanı'nın oğluyla evlendirmeye ve annemin dikkatle izlediği, duydunuz mu, sütunlarını geçecek ve o zamanın basma kalıp deyişiyle havyarlı şampanyalı, şatafatlı partiler, davetler vermeye başlamışlardı. Annemle babamın gittiği, bazen amcamların ve babaannemin de onlara katıldığı böyle davet, düğün ya da balolarda şipşak fotoğrafçılarca çekilip, o gece eve getirilip bir büfenin üzerinde de birkaç gün duran fotoğraflarda, evimize gidip gelen birkaç tanıdığı ya da gazetelerde resmi basılan bir iki ünlü zenginle, onlarla iyi geçinmeyi iş edinmiş siyasetçiyi tanır, daha sonra annemin bu gibi davetleri kendinden daha sık giden teyzemle yaptığı telefon konuşmalarından düğünün havasını çıkarmaya çalışırdım. 1990'lardan sonra başlayan televizyon kameralarının, basının ve mankenlerin davet ettiğiyle ve havai fişeklerle bütün İstanbul'a duyurulan eğlencelerin aksine daha önceki dönemin düğünleri, baloları, zenginlerin İstanbul'un geri kalanına ne kadar zengin olduklarını duyurma hırsından çok birbirlerini bulup korkularını, endişelerini unutma ihtiyacına yönelikti. Böyle düğünlere, davetlere kendimle gittiğim zaman kafamın karışıklığına rağmen zenginler arasındaki özel bir mutluluğu hissederdim hemen. Bütün gün hazırlandıktan sonra evden çıkarken annemin parlayan gözlerinden de okurdum bu mutluluğu. Ama bir eğlenceye gitmekten, hoşça vakit geçirip güzel şeyler yiyip eğleneceğini bilmekten gelen bir mutluluktan çok, o insanlarla, zenginlerle birlikte olmanın, şu veya bu nedenden onlardan biri sayılmanın mutluluğuydu bu. İyi aydınlatılmış bir büyük salona girerken ya da bir yaz düğünü için açık havada
Bahçede verilen bir davette iyi hazırlanmış masalar, tenteler, saksılar, uşaklar ve garsonlar arasında yürürken zenginlerin aslında birbirlerini görmekten çok memnun olduklarını, diğer ünlü zenginler arasında bulunmanın onların maneviyatını düzelttiğini hissederdi. Bu yüzden tıpkı annem gibi onların da kalabalığa kim var diye baktığını, aynı davete birlikte çağrılmaktan hoşlanacakları kişileri gördükçe sevindiklerini sezerdim. Pek çoğunu servetinin arkasında kendi bilgi, yaratıcılık ve çalışkanlıklarından çok bir talih ya da unutmak istedikleri bir üç kağıt yatan ve kendi yeteneklerinden çok paralarının miktarıyla güven duyan bu insanlar. Tıpkı kendileri gibi yalnızca paralarının çokluğuyla öne çıkan diğer zenginlerle aynı mekanda olduklarını görerek hem kendilerini rahat hisseder hem de moral bulmaya çalışırlardı. Bense çoğunlukla bu ilk karşılaşma anlarından bir süre sonra birden tuhaf bir rüzgarın esintisine kapılır. Kendimi burada yabancı hissetmeye başlardım. Ya bizim evde olmayan bir eşyaya, hiç tanımadığım bir lüks çeşidine, mesela elektrikli et bıçağı, görmenin etkisiyle moralim bozulurdu. Ya da annemle babamın hepsinin zenginliğinin arkasında bir ayıp, bir rezalet, bir üç kağıt olduğunu tek tek gülerek anlattıkları bu insanlarla şimdi ne kadar da sıkı fıkı olabildiklerini fark ettiğim için huzursuz olurdum. Bir süre sonra bu insanlarla birlikte bulunmaktan içtenlikle mutlu olan annemle, belki de gizli sevgililerinden biriyle cilveleşen babamın bu insanlar hakkında evde anlattıkları tuhaf hikayeleri, dedikoduları aslında unutmadıklarını, yalnızca bu hikayeleri geçici olarak hiç bilmiyormuş gibi yaptıklarını keşfederdim. Zaten bütün zenginler de böyle yapmıyorlar mıydı? Zengin olmak belki de sürekli bir gibi yapmak haliydi. Mesela bu çok huzursuz edici, çok önemli bir konuymuş ve bu insanlar hayatlarının büyük bir kısmını aslında özensiz yapılmış sıradan yemekleri yiyerek geçirmiyorlarmış gibi. Pek çok davette pek çok İstanbul zenginin en son çıktığı uçak yolculuğunda verilen yemekten şikayet edişini dinlerdim. Tıpkı İsviçre bankalarına yatırılan, kaçırılan derdi annemle babam, paralar gibi ruhlarını da uzak ve kolay erişilmeyen güvenli bir yere sakladıkları için bu insanların bu kadar rahat ettiklerini görmek bana hayatta kötü örnek olmuş mudur diye dertlenirim bazen. Bazen de bu insanların ruhlarının o kadar da uzakta olmadığını babamın bir imasıyla anlardım. İstanbul zenginlerinin boş kafalığı, ruhsuzluğu, kendilerini olduklarından daha batılı göstermek için yaptıkları yapmacıklı şeyleri. Bir koleksiyon ya da bir müze yapmadan, hiçbir takıntı ve tutkuya kendilerini bırakmadan korkakça ve en son derece silik bir kişilikle yaşamalarını, bu kelimelerle olmasa da 20 yaşlarımdayken ağır bir dille eleştirdiğim, hatta sivri dilimi aile dostlarına, annemin babamın çocukluk, gençlik arkadaşlarına, bazı arkadaşlarımın babalarına, annelerine yönelttiğim zaman babam sözümü dikkatle keser ve sonradan düşüneceğim gibi, belki de hayatta mutsuz olmamdan korktuğu için beni uyarmak amacıyla aslında sözüne ettiğim hanımın güzel bir kadın, çok iyi kalpli, çok iyi niyetli bir kız olduğunu, onu yakından tanısaydım benim de çok iyi anlayacağımı söyleyiverirdi. Arkası yarın.